Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün katı sıvı slime'larımı tamir edeceğiz. Yani slime tamiri videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda gerçekten çok sert dokulu, böyle katı bir slime var elimde. Gerçekten oynayamıyorum. Şimdi sizlerle birlikte önümde gördüğünüz bu slime'ı, oynamaya çalıştığım slime'ı tamir edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu sefer çok farklı bir yöntemle. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, slime tamirine başlıyorum. Öncelikle yanıma bir kap alıyorum ve daha sonra da bu sert dokulu katı slime'ı içine koyuyorum. Şimdi hemen üzerlerine kolonya ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, gerçekten bu yöntemi denedikten sonra slime'ım hem çok güzel koktu hem de çok yumuşak oldu. Bu katı slime'ı çok güzel yaptım. Evet, şimdi güzelce yoğuruyoruz. Tamir ettiğimiz bu güzel slime'la oynayalım. Birinci slime'ı tamir ettiğimize göre ikinci slime'a geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi açıyorum ve gerçekten çok kötü bir slime. Sıvı mı desem, katı mı desem bilemedim. Üstüne suyunu vermiş. Evet, parlak ama gerçekten ellerim ıslandı şu an. Gerçekten çok kötü kokuyor arkadaşlar. Ve çok ilginç, birleşmeyen parlak bağırsak slime adeta. Gerçekten böyle çok ilginç bir slime yapmışım. Ama büyük ihtimalle bu sonradan olmuştur. Gördüğünüz gibi elime su veriyor. Çok ilginç. Böyle elimi de kirletti. Şimdi onu tamir edelim. Hemen kasemi yanıma alıyorum. Ve bu ilginç bağırsak slime'ı içine aktarıyorum. Zaten hop diye düşüverdi gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım? Bu seferki yöntem çok farklı olacak arkadaşlar. Şimdi tıraş köpüğü kullanacağım. Bildiğimiz babalarımızın kullandığı tıraş köpüğü. Bununla tamir etmeyi deneyeceğim. Bu sefer hem miktarı çok büyük olacak. Çünkü biraz küçük bir slime'mış. Rengi düzelecek ve çok güzel bir slime olacak. İkinci slime tamirimiz böyle olacak. Tıraş köpüğünü ve slime'ı güzelce yoğuruyorum. Hadi artık oynayalım. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi tamir ettiğimiz slime'dan hiçbir eser kalmamış. Efsane olmuş. Yumuşacık. Şimdi ikinci değil, üçüncü slime tamirimle karşınızdayım arkadaşlar. Bu da böyle kopan, şeffaf yapmaya çalıştığım bir slime'mış. Bakalım bununla neler yapacağız. Bunu nasıl tamir edeceğiz ben de bilmiyorum ama artık deneyeceğiz arkadaşlar. Umarım tamir edebiliriz. Bu sefer yine gerçekten çok farklı bir yöntem kullanacağım. Bu videoda daha önce kimsenin neredeyse kullanmadığı malzemelerle slime tamirleri yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman başlayalım. Bu katı küçük şeffaf slime'ı kinetik kumla tamir etmeyi denedim ve başarılı sonuç aldım. Bakalım sizlerde de işe yarayacak mı? Şimdi kinetik kumu böyle bu küçücük slime'ın içine aktarıyorum gördüğünüz gibi. Öncelikle kinetik kumla birazcık daha katı oluyor. Burada koptu.
Ama birazcık yoğurduktan sonra gerçekten çok güzel bir slime oluyor. Arkadaşlar bilerek bu kısma ses koymadım. Çünkü slime'ım çok iyi ses çıkartmasa da gerçekten tamir işe yaradı gördüğünüz gibi. Böyle o küçücük slime artık uzuyor, büyük oluyor gördüğünüz gibi. Rengi biraz ilginç oldu ama kinetik ve güzel. İsterseniz renklendirebilirsiniz ama ben böyle kalsın istedim. Dediğim gibi bu kısma ses koymadım. Çünkü slime'ım çok ses çıkartmıyordu. Bugünkü videomun sonuna geldim. 3 farklı slime'ı çok farklı malzemelerle tamir ettik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve daha doğrusu kırmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İstek videolarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.